Merhaba arkadaşlar, bu videoda bazı kısa konulardan bahsedeceğiz. Böyle akşam haberleri tadında bunlar bayağıdır bahsetmek istediğim konular ama kısa olduğu için tek video çekmedim, hepsini ayrı ayrı bir videoda birkaç konuyu toparladım. Başlayalım. Yeni bir araştırma çıkmış arkadaşlar. Şöyle özetleyebiliriz. Çok fazla kalori surplus alındığında kas gelişimine ekstra bir faydası olmadığını göstermiş. Biz bunu aslında her zaman söylüyorduk, tecrübeye dayalı olarak. Yapan insanlar da genel olarak bunu biliyordu. Ancak bazı insanlar işte dirty bulk ya da çok fazla yemenin ekstra kas kazancına sahip olacağını söyleyenler vardı. Ne kadar karışık bir cümle oldu. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani gruplara bakıldığında çok yüksek kalori alan grup, yanlış hatırlamıyorsam 3 kat falan daha fazla yağlanmış. 5 de olabilir. Tam hatırlamıyorum ama genel olarak çıkan farklı bir şey yok. Kalori surplus olması gerektiğini biliyoruz ama kesinlikle böyle 1000 kalori, 1500 kalori gibi bir surplus değil. Burada da en güzel şey, benim çalıştığım kişilerde de yaptığım gibi, bir bazal bir hesaplama olur tabii ki ama öncelikle aynadaki görüntüye, fotoğraflara bakmak, ölçülere bakmak ve kilonun değişimine bakmak olacaktır. Çok da farklı da bir şey yok bu araştırmada ama güzel. Dirty Bulk zaten karşıydık. Hala karşıdan gidiyoruz. Gelelim antrenman süresi konusuna. Bu çok konuşulan konulardan birisi. Çok uzun antrenman, çok uzun antrenman, 1,5 saat antrenman mı olur? Antrenman 30 dakika sürer, 1,5 saat antrenman sürmez gibi konuşan insanlar var. Burada doğru ya da yanlış demeyeceğim. Haftalık nasıl böldüğünüze bağlı olarak kısa ya da uzun antrenman yapıyor olabilirsiniz. Ama ben burada şu ayrımı söylemek istiyorum. Antrenmanın dakika olarak süresinden çok sizin ne kadar set yaptığınız önemli. Yani 40-45 dakika antrenman yapan birisiyle muhtemelen 1,5 saat antrenman yapan birisi hemen hemen aynı setleri yapıyor. Sadece bizim sistemimizde, yani benim çalıştığım şekilde diyeyim, daha öznel konuşayım. Set aralarını uzun tutuyoruz. Yani bu antrenman 1,5 saat oluyor ama ki 1,5 saat maksimum sınırdır. Ben o kadar bile gitmesini önermem. 1 saat ile 1 saat 20 dakika arası bence gayet güzel, ideal bir miktardır. Burada kalma taraftarıyım arkadaşlar. Ama dediğim gibi adam öyle bir antrenman yapıyor ki onu 45 dakikaya sığdırıyor. Yani uzun antrenman yapanlar da aslında çok fazla set yaptığı için uzun yapmış olmuyorlar. Genelde, yani en azından doğrusu o şekilde olmalı. Ve kişiden kişiye yine değişen bir enerjik olma durumu var. Yani bazı insanlar gerçekten 2 saatte çok güzel bir antrenman çıkarabiliyorlar. Yani bunu inkar etmeye gerek yok. Bazıları için 40 dakikadan sonra işte pump'ta, enerjide, odaklanmada düşüş gibi şeyler olabiliyor. Burada biraz kendinizi denetlemeniz gerekiyor. Genel önerilere göre işte haftalık kaç set yapmalıyız vesaire, bunları zaten sürekli söyledim. Bir antrenman uzun olmasında bir problem yok. Dinlenmelerin uzun olması bence güzeldir. Dinlenmeleri kesinlikle uzun tutun ama telefona bakmak için, lak yapmak için, sağı solu kesmek için değil, gerçekten o bir sonraki sete hazır olma amacıyla dinlenmelisiniz. Kalori ne ya? Kas gelişimi kalori surplus ile oluyor arkadaşlar. Yani bunu inkar etmeye gerek yok. Hatta defisit arttıkça kas gelişimini bırakın, kas kaybıyla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Ve bazı insanlar için iştah oldukça fazla bir sorun olabiliyor. Bana göre tok kalmak için yapılacak manipülasyonlar daha fazla ama iştah açmak için maalesef çok fazla yapacak bir şey yok ve gerçekten bazen insanlar kilo alamıyor. Evet, siz alıyor olabilirsiniz, buna şaşırıyor olabilirsiniz ama böyle bir gerçekliğin olduğunu yadsıyamayız arkadaşlar. O yüzden ben bu noktadan sonra proteinin biraz düşürülmesini öneriyorum. Protein makrosunun düşürülmesini. Biraz karbonhidratın şekerden gelmesine de okey oluyorum bu durumda ama tabii yüksek kalorilerden ve hızlı metabolizması olan insanlardan bahsediyoruz. Yani bazı insanlar var, gerçekten çalıştığım insanlar arasında da 70 kilo 3500-4000 kaloriyle kilosunu çok kolay arttıramıyor ve tabii ki bunun tam tersi de var. Bu tarz durumlarda gainer alabilir misiniz? Alabilirsiniz. Grayon koduyla diğer tüm supplementleri de alabilirsiniz.
Ben gainer kullanıyor muyum? Çok nadir. O derece bir problemim olmuyor açıkçası ama gainer'dan korkmaya gerek var mı? Gainer şeker diyen insanlar var. Doğru, gainer da bir şeker tipidir. Şeker dersek ama burada bizim sofra şekerinden ayıran şey şu: glikoz. Biz glikoz olmasını istiyoruz. Yani aslında glikoz aldığınız sürece pirinç de şekerden çok farklı değil. Ama sofra şekerinde ciddi anlamda bir fruktoz var. O da çok bizim işimize yaramıyor. Evet, gainer'ın içinde gerçekten kaşık kaşık sofra şekeri varsa bu çok kötü. Ama maltodekstrin, dekstroz tarzı glikoz bazlı şeker tipleri varsa arkadaşlar bunlar alınabilir. Ama bunların hiçbir zaman hani ana öğün yerine geçmesini ben önermiyorum. Ben kullandığım dönemde de ki çilekli vardı. Gerçekten nefret ederek içiyordum. Yani o çilekliyi nefret ederek içiyordum. Çikolatalısı çıktı Allah'tan. İçtiğim dönemlerde de her zaman gainer benim için son öğün olmuştu. Yani günün en sonunda olmuştur. Neden? Artık yiyemiyorum ve bir supplementle açığımı kapatıyorum. Yoksa hiçbir zaman supplementleri ana öğünler arasına koymam arkadaşlar. Gainer'dan korkmanıza gerek yok. İhtiyacınız varsa alabilirsiniz. Sofra şekeri tabii ki olmamalı içinde ama bir şeker tipi olarak maltodekstrin falan illaki olacaktır. Karbonhidrat tozu alıyorsun çünkü. Yani karbonhidrat da bir şeker. Bu kas yapma surplus araştırmasında zaten araştırmanın süresi çok kısa. Yanlış hatırlamıyorsam 8 hafta gibi bir şeydi. 8 haftada bunu değerlendirmek de çok zor. Ama 8 haftada bile ekstradan surplus'ın üstüne ekstra bir 600 surplus alan grup çok daha fazla yağlanmış. Bu da bize şunu gösteriyor: fazla yemenin kas gelişimine ekstra bir faydası yok surplus bazında baktığımızda. Ama şöyle bir nüans koymak gerek: yeni başlayanlar çok daha hızlı kas yapabiliyor. İleri seviyeye geçtikçe surplus miktarı düşmeli arkadaşlar. Yeni başlayan birisi 500, 600, 700 kalori belki surplus yapabiliyorsa, ileri seviye birinin zaten koyabileceği kas çok sınırlı miktarda. O yüzden aslında seviye ilerledikçe tamam, belki sayısal olarak kilodan ve kas kütlesinden dolayı kalori miktarı artıyor ama surplus miktarı o kadar da fazla olmamalı. Yani siz işte beginner gains dediğimiz yeni başlayan kaslarınızı aldıktan sonra süreç yavaşlayacak. Bu da ne demek? Daha az kaloriye ihtiyacım var demek. İştahı azaltmaktan bahsetmeye gerek var mı? Bence en güzel taktiği kahvaltıyı atlamak. Kahvaltıyı atlayınca bence iştah çok güzel baskılanıyor. Ve tabii ki büyük hacimli öğünler yemek lazım. Lifli gıdalar yemek lazım. Lifi de çok abartmamak gerek. Lifi çok yüksek tükettiği için sindirim sorunu yaşayan birçok kişi de oldu çalıştığım kişilerden. Bunlara işte lifi azalt dendiğinde aslında tersi düşünür ama sindirim sorunlarının çözüldüğünde gördük. Açlığa dayanmak biraz psikolojik ama yemek yiyememek bir yerden sonra fizyolojik bir problem oluyor. Çünkü gitmiyor midenden. Ona çok da yapılacak bir şey yok. Bence bu benim şahsi görüşüm. Kademeli arttırıp her zaman açlığı tutmak lazım. Yani bir kişi diyetten çıktığında 1800 kaloriyle çıktıysa, bulk'a geçtim deyip çok yüksek kalorilere çıkmamalı. Sabırla 2000, 2200, 2500 bir süre orada kalıp 2700, 2800 çok yavaş arttırmalı ve bu tarz durumlarda çalıştığım kişilerde de şunu görüyorum: 1800 kaloriyle hemen hemen doyan insanlar belli bir noktadan sonra 2800 kaloriyle ciddi açlık çekiyor. Bunun sebebi de yüksek insülin hassasiyeti ve kas koymak için gerçekten bizim için çok önemli faktörlerden birisi. Ya burada kaloriyi arttırırken arkadaşlar şunu bir kendinize soracaksınız. Araştırmalardan da bağımsız. Bir insan bir şunu kendine soracak: ben her gün işte pizza, burger, tatlı yemek için mi bulk yapıyorum? Yoksa gerçekten kas geliştirmek için mi? Her gün ben tıka basa istediğim kadar yiyip açlık çekmemek için mi yiyorum? Yoksa kas geliştirmek için mi? Yani bir şekilde bu işe bir kılıf bulup hatalı bir beslenme izlememek lazım. Burada biraz vicdanınızla karşı karşıya oturup konuşacaksınız. Ben mesela işte 2500 kaloriyle kilo alabiliyorum ama bunu neden 2800 yapmayayım? Neden yapasın diye bir kendine sorman lazım. Yoksa ucu açık bir şekilde gider ve yağlanırken de yağlanmayı çok fazla
fark etmiyorsun başlangıçta. İşte bacağın içi yağlanıyor, kalça yağlanıyor, işte bel arkası yağlanıyor. En son karın ön tarafı ciddi anlamda yağlandığında senin vücudunda çok fazla yağ var demektir. Çok fazla yağ var demektir. Yani karnın önü ciddi anlamda, göbeğin varsa tamam mı? Çok fazla yağlısın demektir. Bunun da öz farkındalığında olmanız lazım biriyle çalışmıyorsanız. Biriyle çalışıyorsanız da onun sözlerini dinlemelisiniz ki bir şekilde bir yolda ilerleyebilin. Yine bahsetmek istediğim diğer bir konu TRT, testosteron replasman tedavisi. Şimdi burada tabii ufak bir uyarı yapmak lazım. Bu tarz bir tedaviyi bir üroloji uzmanı doktor çok daha iyi verecektir. Ama bu alanda çalışıyorsa, yani bu alanda bir hizmet veriyorsa kesinlikle onun uzmanı budur. Bunu söylemekte fayda var. Ve bu ilaçların kullanımı kişiye özeldir arkadaşlar. Takibi de kişiye özeldir. Durumlar da kişiye özeldir. O yüzden bunu bir önde belirtmekte fayda var. TRT, testosteron replasman tedavisi. Testosteronun yerine koyma tedavisi. Arkadaşlar testosteron kullanmak illegal bir şey değil, yasak bir şey değil. Testosteron yasak bir ilaç değil. Böyle saçma bir algı var etrafta ama bu yurt dışında inanılmaz yaygınlaşan bir sektör. Gerçekten insanların yaşam kalitesini ciddi anlamda arttıran. Ama maalesef bizde belli bir yaştan sonra, burada emekliler, ekonomi falan muhabbeti yapacak değilim ama yani birçok kişi hayattan hani umudunu mu diyeyim, vazgeçtiği için mi diyeyim, hayat kalitesini çok umursamayıp geçim kaygısına düştüğü için mi diyeyim. Bizde tabii ki TRT falan çok yaygın değil. Şimdi burada amaç testosteronu yerine koymaktır, replase etmektir. Yani bu bir tedavidir arkadaşlar. Testosteron kullanmak yasak bir şeydir diyen de gaflet ve dalalet içindedir yani. Çok net bunu söylemem lazım. Ha, 18 yaşında birinin kullanması yanlıştır. Buna katılırım ama yine buna yasak diyemezsin kardeşim. Bu kadar salak bir yerden eleştirmeyin lütfen bu konuları. Testosteron replasman tedavisinde testosteron natürel seviyeler ölçüsünde yerine konur. Bir erkekte natürel sınır neyse replasman dozunda dışarıdan aldığında o dozu yerine koyar. Bunun belli başlı tabii ki artıları var. Hayat kaliteni iyileştirecek. Kendini daha, modun daha iyi olacak. İşte libidon daha iyi olacak. Onun dışında psikoloji, motivasyonun birçok konuda fokuslanman daha iyi olacak. Eğer ki natural testosteronun düşükse, senin natural testosteronun zaten yüksekse TRT senin için çok saçma, gereksiz. Sadece ilaç kullanmak için bir bahane. Böyle bir bahaneyi de kendine verme. Ama testosteron değerini ölçtürdün ve düşükse bu noktada bazı şeyler yapılabilir. Mesela testosteron arttırıcı takviyeler denenebilir. Natürel seviyede normal kişilerde testosteron arttırıcı takviyelerin etkili olduğunu düşünmüyorum. Ama bu bitkisel ürünler vesaire bunların düşük testosteronlu kişilerde daha faydalı, umut vaat edebilecek sonuçları olduğunu gördüm, okudum. Öğrencilerimde de görüyorum. Ama bakın normalse testosteronunuz, bu takviyeler, testosteron boosterlardan bir fayda beklemeyin. Belli protokollerden sonra bu tarz bir tedaviye başlanacaksa arkadaşlar açıkçası bu çok sonu olmayan bir şeydir. Yani bu yola girilecekse, TRT yoluna girilecekse bunu genelde insanlar ömür boyu yapmak için girerler. Ama bu kullanım yaşı çok geriye düştüğü için, hani ilacı kesmeyeyim, kaslarımı koruyayım vesaire düşüncesi olduğu için bazı riskleri göze almanız gerekiyor. Bunlardan birisi ve en büyüğü natural testosteron üretimini baskılamak. Onun dışında zaten natural düzey aralığında bir miktar alacağınız için bu işte ne prostat kanseri ne yol açacaktır ne de ekstra tansiyon, ekstra jinekomasti vesaire yol açmayacaktır. Ve natural dozun üstüne aldığınız her doz replasmandan çükür arkadaşlar. O kür seviyesine gelir. Şimdi bir de spor TRT'si denen bir şey var. İşte dozu biraz daha yüksek tutup. Ama şunu da söyleyeyim. Siz naturalsiniz. Natural testosteronunuz normal, orta seviyede. TRT'ye başlıyorsunuz. Dışarıdan ilaç alıyorsunuz. Kesinlikle kas gelişimine de artısı olacaktır arkadaşlar. Çünkü neden? Stresle düşmüyor, uykusuzlukla düşmüyor, kötü beslenmeyle düşmüyor, sert diyetle düşmüyor, yorgunlukla düşmüyor dışarıdan aldığın ilaç. Ama natural testosteron bunların hepsinden etkileniyor. Tabii ki iyi bir natural seviyedeyseniz bu tarz bir terapiye başlamanızı kesinlikle önermem arkadaşlar. Ama
kariyer hedefiniz vardır. Büyük bir fiziğe sahip olmak istiyorsunuzdur. Bunu aralarda bu şekilde sürdürmek istiyorsunuzdur. Ya da testosteronunuz düşüktür. O zaman doktor kontrolünde gidip bir hastaneye testosteronunuzu ölçüp doktorunuza danışarak bunu yapabilirsiniz. Bu TRT çok merak edilen ve çok sorulan şeylerden birisi olduğu için açıklamak istedim. TRT dışarıdan testosteron replase etmek. PCT ile aynı şey değil ve PCT ile aynı kümede bulunmaz. PCT ise kür sonrası yapılan tedavidir. Orada amaç natürel testosteronunuzu tekrar aktive etmektir. Yani TRT yapmak istiyorum, PCT yapmak istiyorum gibi sorular geliyor bana çok fazla. Hani bu ikisi çok farklı yollar. TRT şu tarafa gidiyorsa PCT tam tersi yönüne gidiyor. PCT natural testosteron için, TRT dışarıdan almak için. Tabii dışarıdan aldığında da tabii ki bu testosteron bioidentical oluyor. Yani sentetik bir madde olmuyor. Kana karıştığı anlamda normal vücudun tanıdığı bir molekül oluyor. En büyük dezavantajı natural testosteron üretimini durdurması arkadaşlar. Onun dışında fizyolojik düzeyde aldığınız için zaten istisnalar dışında bir zararı gösterilmiş değil. Ama dediğim gibi konu her zaman kişiye özeldir. Cımbızla lafları ayıklamaya gerek yok. Genel dinleyelim, mantığını öğrenelim. Ve gelelim bir diğer yine ilaçla ilgili çok duyduğum yapılan hatalardan birisi. Son dönemde aromataz inhibitörlerine karşı acayip bir savaş var. Bilmiyorum sebebi nereden çıkıyor ve bunun yerine insanlar masteron gibi bir ekstra anabolizanı kullanmayı tercih ediyorlar. Bu bana göre tamamen saçmalık ve ilaç bağımlılığı. Yani ekstra bir anabolizan alıyorsun. Östrojeni baskılamak için. Sadece östrojeni baskılamak için bir ilaç varken, sadece onu yapmak için varken ekstra bir anabolizanın stresini vücuda verip ekstra başka yan etkiler de alıyorsun ama bir yandan da ilaç almamış gibi davranıyorsun. Yani top kek yiyeceksin. Otobüse bin, otobüs bileti alıyorsun bunun için. Bunun gibi bir şey. Gidip bakkaldan top kek almıyorsun. Otobüse biniyorsun ki top kek yiyeyim diye. Şu masteronla, rimobolonla östrojen kontrolünü bir bırakalım lütfen. Ve Arimidex'ten de bu kadar korkmamak lazım. Ve yine çalıştığım, danışmanlığını yaptığım kişilerden 300 testosteron, 300 masteron gibi bir dozlamada da östrojeni herkeste baskılamadığını gördüm. Daha bugün bir teste baktık. Söylediğim dozlarda östrodiol 120 gibi bir civarda çıkmıştı. Mecburen burada aromataz inhibitörü oluyor. Ha tabii ki sen cycle'ın ve amacın dahilinde masteron alıyorsan okey. Bunda bir problem yok ama sen sadece bu amaç için masteron alıyorsan bu saçmalıktır. Bu ilk çağda kalmış bir düşüncedir. Evet, artık aklıma gelen kısa kısa konuları böyle not edip bu tarz videolar çekmek istiyorum. Bilmem siz de aşağıya yazabilirsiniz belki. Seri demeyeceğim. Videonun adına da seri yazmayacağım. Koştuklar için siteme bakmayı unutmayın arkadaşlar. Protein Ocean ürünlerini GROY10 koduyla alıp bana destek olabilirsiniz. Umarım bu seri devam eder.